Arkadaşlar herkese selamlar. Merhaba, yazılımla kaldığımız yerden Laravel derslerine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar size bahsedeceğim konu Laravel'in yönlendirme sistemi, yani routing yapısı ve request, yani istekler kısmı. Şimdi dostlar, routing nedir? İlk başta isterseniz ondan bahsedelim. Şu anda gördüğünüz gibi karşımızda laravel.com açık. Laravel.com'da mesela bir linke tıkladığımızda burada documentation kısmı var. Buraya tıkladığımız anda gördüğünüz gibi şurası değişiyor. İşte docs, işte documentation kısaltılmışı 11.x. Yani burada diyor ki Laravel'in documentation kısmına tıkladığında link bu şekilde değişiyor. Burada configuration'a basıyoruz. Burası değişti. Gördüğünüz gibi deployment diyoruz. Yine buralar değişiyor. Bu bizim yönlendirmelerimizdir. Yönlendirme kısmımızdır aslında projemizdeki. Burada yine partners kısmına tıkladığımızda partners.laravel.com kısmına gitti. Burada bir subdomain'e yönlendirdi. Şimdi arkadaşlar biz bunu nasıl yaparız? Biz peki Laravel projemizde bunları nasıl yönlendirebiliriz istediğimiz sayfayı gibi düşünebiliriz. Daha basit bir örnek vermek gerekirse laravel.com kullanıcılar gibi bir kısım. Biz de bunu kendi projemizde nasıl tanımlarız? Onu gösteririz. Burada 404 not found kısmı var. Laravel'in default, yani bulunamadığı sayfası bu şekilde. Biz de arkadaşlar şu şekilde tanımlayacağız. Şöyle göstereyim. Klasörümüzü açtık. Yani dosyamızı açtık. Burada routes adında bir klasör var. Routes kısmına geliyoruz ve web.php kısmına geliyoruz. Bizim default olarak Laravel rotalarımızı tanımlayacağımız yer burasıdır. Şimdi isterseniz biz de bir rota tanımlayalım. Bu rotaların metodları da vardı dostlar. Biz kullanıcıdan post metodu alabiliriz. Post metoduyla veri alabiliriz. Get olarak yine sayfaları gösterebiliriz. Şu şekilde biz tanımlıyoruz. Route diyoruz. Hangi metotta göstereceğiz? Post adıyla get de gösterebiliriz. Sayfalarımızı get diyoruz bu şekilde. Onun haricinde bakın arkadaşlar burada slash tek slash ifadesi bizim klasörümüzün ana sayfası, yani ana sayfayı belirtiyor. Mesela example.com. Buraya geldiğimizde bizim normal sayfamız gözükmesi için, ana kısmımızın gözükmesi için razı rotamızda şu şekilde tanımlıyoruz. Slash mesela kullanıcılar olarak tanımladığımız yerler daha sonraki işte sub, yani alt kısımlardır. Ana kısmımızı bu şekilde tanımlıyoruz. Buraya da mesela dedik ki kullanıcılar. Kullanıcılar dedik. Ve küçük bir fonksiyon yazalım içerisinde. Fonksiyon. Ve diyelim ki return şöyle bir string olarak bir şey yazalım. Kullanıcılar sayfası. Şimdi o zaman şu şekilde açalım projemizi. Öncelikle tabii projemizi bir başlatalım. PHP artisan serving. Şimdi dostlar projemizi başlattık gördüğünüz gibi. Biz burada ne yapmış olduk? Bir tane rota ismi tanımladık kullanıcılar adında. Ve bize kullanıcılar sayfası olarak bir şey yazsın dedik. İsterseniz projemizde kullanıcılar kısmına gidelim. Öncelikle şu ana sayfamızı açalım. Bakın arkadaşlar ana sayfamızda bize burası geliyor. Kullanıcılar kısmına geldiğimizde burası kullanıcılar sayfası olarak değişti. Peki ana sayfada burası bu renkli kısımlar, işte bu tonlar, bu onun haricinde Laravel'in default olarak açılan yerler, bu linkler nasıl tanımlanmış? Yine burası da arkadaşlar HTML bildiğiniz blade olarak tanımlanmış kısımlardır. Peki blade nedir dostlar? Blade Laravel'in kendi template engine'ıdır, yani tema motorudur. Şu şekilde tanımlanır. Mesela bakın burada return view welcome olarak tanımlamış burayı. Yani demiş ki döndür, fonksiyonu döndür. View metodundan welcome'ı göster. Welcome blade'ini çek. Yani nasıl oluyor? Biz resources, projemizdeki resources kısmının altında views yeri var. Views bizim sayfalarımızı, frontend kısmını tanımladığımız, daha çok yazdığımız yerdir. Bu views'ın altında arkadaşlar gördüğünüz gibi welcome.blade.php diye bir dosya var. Bu welcome.blade'e tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada bir HTML görüyoruz. Bunu Laravel'in geliştiricileri default olarak sayfaya göstermek için yazdıkları HTML kısmıdır. Biz de istersek böyle tanımlayıp mesela biz de diyelim ki file merhaba nokta blade.php tanımlıyoruz ve geldik buraya bir html yazalım. Diyelim ki merhaba sayfası. Şurada gelip
Enter. Şik olsun. Şöyle güzel bir şekilde gösterelim. Diyelim ki buraya merhaba yönlendirmesinin merhaba sayfası. Böyle yazdık. Şimdi blading'imizi tanımladık dostlar. Web.php yani rotalarımızı tanımladığımız dosyamıza geldik. Ve buraya route get merhaba adında bir yer üstlük. Back yine fonksiyon yazıyoruz. Function return view dedik ve buraya merhaba diyoruz. Çünkü neden? Biz burada blade'imizin adını merhaba oluşturduk ve merhabayı görmesini istiyoruz. Şunu silelim. Burayı merhaba olarak görmesini ve şu şekilde göstermesini istiyoruz. Merhaba kısmına geldiğimizde bu bizim view'umuz gözükecek. Kısım gözükecek. Şimdi hemen projemizi açalım tekrardan. Yeniledik sayfamızı şuraya. Object class closure not converted. Ne demiş burada? Ha şuraya nokta yazmışız. Hatamız bundan oluyor. Yanlışlıkla evet. Şimdi düzelecektir. Sayfamızı yeniledik ve gördüğünüz gibi tekrardan burası geldi. Biz buraya merhaba yazdığımızda arkadaşlar. Merhaba yönlendirmesinin merhaba sayfası olarak burası geldi. Yani şurada tanımlamış olduğumuz blade dosyamızı görüntülemiş olduk. Buraya istersek yine HTML kodlarımız, onun haricinde Laravel direktifleri var. O direktifleri kullanarak yine belirtebiliriz. Peki biz bu merhaba blade'ine nasıl veri gönderebiliriz? Biraz bundan da bahsedelim. Şimdi dostlar şu web.php kısmına geldik. Biz burada bir isim belirleyelim. İsim değişkeni tanımlayalım. Ve buraya diyelim ki isim değişkeni ne olsun? Ahmet. Ahmet olsun. Ve bunu view'un içerisine gönderelim dostlar. Bunu şu şekilde gönderebiliriz. Array olarak da gönderebilirsiniz. Ve şöyle compact yazarak veriyin ismini yazabilirsiniz. Yani burada Ahmet adına bir değişken atadık. Gördüğünüz gibi. Bunu dolar başına dolar ismi olmadan isim olarak yazıyoruz. Merhaba. Şimdi biz bu veriyi Ahmet verisini değişkenini şu şekilde compact olarak view'un içerisine gönderdik. Sayfamızı yenileyelim isterseniz. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik olmadı. Peki biz bunu Laravel blade'imizde nasıl görüntüleriz? Arkadaşlar merhaba blade'imize geliyoruz ve şöyle şurayı değiştirelim. Diyelim ki merhaba olsun sayfasına ya da hatta merhaba sayfasına hoş geldin. Geldin. Buraya da ismi belirtelim. Diyelim ki biz burada ne olarak gönderdik? Şu web kısmına isim olarak gönderdik. Şöyle merhaba sayfamıza gelip buraya yine dolar olarak isim diyoruz. Gelin ismi karşılamak için. Merhaba sayfasına hoş geldin Ahmet. Gördüğünüz gibi biz oradan Ahmet değişkenini çekip burada göstermiş olduk. Şimdi arkadaşlar rotalarımızı tanımlamayı öğrendiysek o zaman isterseniz biz request'e geçelim. Request nedir dostlar? Biraz da bundan bahsedelim. Arkadaşlar request Türkçesi istek demek. Bir müşteri düşünelim. Müşteri gidiyor garsondan. Aslında bu garsonu buradaki request kütüphanesi olarak, istek kütüphanesi olarak düşünebiliriz. Gidiyor diyor ki ben bir tane işte limonata ya da her neyse bir şey istiyorum diyor. Bu da aşçıya gidiyor. Oradan istediğini alıp response dönüyor. Yani cevabı dönüyor. Böyle gerçek hayattan düşünebiliriz. Biz de arkadaşlar istek yaparken request kütüphanesini kullanacağız. Yani az önceki sildiğim yer daha doğrusu. Onu PHP dosyamıza import edip kullanacağız. Şimdi dostlar istek yaparken biz şuraya merhaba blade'imizin altına mesela bir tane form oluşturalım. Biliyorsunuzdur formu HTML'den. Şimdi arkadaşlar burada bir action yani gideceği yeri istiyor açıkçası bizden. Bu nereye gidecek? Formu nereye göndereceğiz biz bunu? Biz arkadaşlar bir tane action tanımlıyoruz. Bunu karşılayacak bir metot tanımlamamız gerekiyor. Bu formu yakalayacak bir metot. Rota tanımlamamız gerekiyor daha doğrusu. Route diyorum. Bunu post olarak karşılayacağız çünkü. Arkadaşlar post metodu bizim HTTP isteklerinde kullandığımız daha çok dosyaları, onun haricinde klas, işte resimleri, onun haricinde verileri güvenli bir şekilde aldığımız
Geldir. Post yani post metodu. Post metodu verileri daha güvenli bir şekilde alır. Get yani get'ten ziyade post metodu daha verileri güvenli bir şekilde alır ve büyük veri metotlarıyla çalışabiliriz postla beraber. Şimdi post kısmı diyoruz ki ne diyelim? İsmi karşılar diye bir şey oluşturalım. Türkçe gidelim ya da isterseniz bunu get name de diyebiliriz. Daha etkili olması açısından. Get name. Şimdi fonksiyon yazıyoruz. Fonksiyon yazıyoruz arkadaşlar. İleride, ileriki zamanlarda biz buraya fonksiyon yazıp durmaktan ziyade controllerlarımızın içerisinde şurada abi HTTP controllerların içerisinde controllerlarımızı kullanarak rotalarımızla beraber birleştirip daha güzel bir şekilde, daha hani okunabilir bir şekilde rotalarımızı kullanacağız. Bunları tabii yine diğer derslerimizde göreceğiz. Şimdi buradaki fonksiyonumuzda fonksiyonumuzun içerisinde request kütüphanesini bizim buraya bir enjeksiyon olarak daha doğrusu tabii bu İngilizce'de belirtiyoruz ama Türkçe'de biraz farklı oluyor. Buraya enjekte ederek kullanmamız gerekiyor. Yani bu şekilde request metodumuzu request adlı değişken atacağız. Daha doğrusu basit. Request diyorum buraya. Siz isterseniz buraya istek diyebilirsiniz. Ya da farklı bir şey de diyebilirsiniz. İstediğiniz gibi verebilirsiniz. Genel olarak bu şekilde kullanılır. Şimdi request diyorum ve import class diyorum. Burada gördüğünüz gibi farklı requestler var. Bizim kullanacağımız illuminate http request kısmı. Gördüğünüz gibi bunu otomatik olarak import. Arkadaşlar bu sizde olmayabilir. Yani bu böyle sağ tıklı import class kısmı. Onun için şurada php namespace dissolver diyerek evet. Şöyle php name dissolver adında bir extension yani client var. Bunu indirip kurabilirsiniz. O direkt sağ tık yaptığınızda import ediyor. Onun haricinde php storm kullanıyorsanız bu sizin tabi otomatik olarak tamamlanacaktır. Şimdi olsa bunu import ettik. Get name. Burada biz isim alıyoruz değil mi? İsim diye ya da name diye bir değişim oluştu. Ve request metodunu da kullanalım. Bunun içerisinde arkadaşlar input diye bir metot var. Kütüphanemizin içerisinde. Bu input bizim kullanıcımızın HTML sayfasında yani burada girdiği verileri mesela butonlar var diyelim ki inputlar var yani kutucuklar var orada ismimizi dolduruyoruz. Benim ismim mesela İnanç. İnanç yazıyoruz. Onun haricinde soyadımızı yazıyoruz. Enter'a bastığımızda burada bizim aksiyonumuz var. Bu aksiyonlarla beraber şöyle buraya geliyor. Yani rotalarımızı tanımlıyoruz. O rotalarla beraber web kısmına geliyor belirlediğimiz yere. GetName kısmından alıyoruz. Inputs'la bizim HTML içerisinde tanımladığımız kısmı alıp burada gösterebiliyoruz. Aslında biraz kafa karıştırıcı oluyor olabilir. Şu anda isterseniz yaparak bunu görelim. Buraya bir form oluşturduk ve forma dedik ki getName. Yani nereye git dedik? Şu kısma. Buradaki rotaya yönlen. Forma bunu söyledik. Buraya gideceksin dedik. Form. Ve bunun metodu ne olacak? Bunun metodu arkadaşlar. Bakın biz bunu ne tanımlamışız? Post olarak. Buraya da post olarak gideceğini söylüyoruz. Ve arkadaşlar şöyle küçük bir belirteyim. Buraya biz formu gönderirken bizim burada küçük bir Laravel direktif eklememiz gerekiyor. CSRF. Arkadaşlar CSRF bizim daha çok verileri güvenli bir şekilde gönderilmemiz için kullandığımız bir Laravel direktif. Laravel bunu almıyor ve XSS yani bunu ileride Cyber Security kursumuzda da göreceğiz. XSS zafiyetlerine karşı bizim formumuzu temiz bir şekilde alıyor. Onun haricinde XSS'i önlüyor, önleyen bir yapı. CSRF dediğimiz tokenimizin çalınmaması için kullandığımız bir direktif diye düşünebiliriz daha doğrusu. Şimdi burada metodumuzu post olarak tanımladık ve input oluşturuyoruz. Input type'ımızın text oluyor çünkü isim göndereceğiz. Arkadaşlar burada önemli olan kısım name kısmı. Bu name kısmı bizim Laravel formumuzun içindeki inputlardan yani girdiğimiz verileri ayrıştıracağı yer diye söyleyebilirim. Mesela buraya diyelim ki isim. Buraya da bir label belirtelim. Label for isim olsun. İsim olsun burası da. İstersen ad olabilir. Bir de bir input belirtelim. Şu an CSS'imiz sıfır dostlar. Sadece düz HTML yazıyoruz. Siz bunu Bootstrap, Tailwind CSS gibi ya da Pure CSS yazarak daha güzel bir şekilde detaylandırabilirsiniz bu formu. Şimdi tekrardan bir label belirtiyoruz. For tabii. Buna da surname diye ya da soyisim diye direkt. Soyisim. Şuraya gelip hemen bir soyisim ekleyelim. Input oluşturalım. Type'ımız text. Burası da soy ismi olacak. Şu
ayrı kısmını silebiliriz. Arkadaşlar Laravel'in dikkat ettiği kısım, yani inputları belirlemek için aldığı kısım şu name kısımları. Name'e verdiğimiz yer. Soy isim. Burası soy isim. Burası da gördüğünüz gibi isim. Şimdi bunları belirttik. Metodumuz post yaptık. Action'ımızı belirledik. Yani get name kısmı olacağını söyledik. Şimdi burada input. Biz kullanıcıdan hangi girdiyi alacağız? Onu belirliyoruz. Şimdi name, yani isim kısmı burası değil mi? Burada arkadaşlar da burayı da isterseniz isim olarak gösterelim. Daha anlaşılır olsun. Buradaki, şuradaki form içerisindeki name'i isim olan kısmı alıyoruz. Ve diyoruz ki sen isim alacaksın. Buradan soy isim gelin şuraya. Soy isim eşittir yine request input. Input diyoruz. Buradan ne yapacağız? Buradan da soy isim kısmı alacağız. Name'i soy isim kısmı olan yere alacağız. Buraya da soy isim diyorum. Ya buraları istediğiniz gibi şu değişken isimleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Zaten PHP biliyorsanız anlatmama hiç gerek yok. Peki dostlar biz şimdi ne yapacağız? Bunu göstereceğiz. Bunu nasıl gösterebiliriz? Şöyle fonksiyonumuzu döndürelim. Return edelim burayı. Da şöyle bir full name adına bir değişken oluşturalım. Bu bizim isimle soy ismimizi alsın. Soy ismimizi alsın içerisinde, yani hepsini bir şekilde bastıralım dostlar. Burada ne hatası vardı? Syntax error, unexpected variables. Şuraya tabii şu onu koymuyormuş, o yüzden hata veriyor. Buraya da full name olarak yazalım. Şimdi dostlar, isterseniz şöyle küçük bir submit butonu oluşturalım. Buton type'ımız submit olsun. Verileri gönder. Gördüğünüz gibi burada fonksiyonumuzu oluşturduk. Post olarak getName adında bir rota tanımladık ve burada request kütüphanemizi içeriye de fonksiyonumuzun içerisine dahil et. Burada request'te isteklerimizi okuduk ve ekrana yazdıracağımız bir fonksiyon yazdık. İsterseniz şimdi bunu bir deneyelim. Merhaba dedik, enter'a bastık. Enter'a bastık. Buraya ne diyelim? Mesela atıyorum Ahmet Ergör olsun. Verileri göndere basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi getName fonksiyonumuzda burada Ahmet Ergün olarak verileri okudu. İsteği aldı. Yani bizim buradaki yaptığımız isteği aldı. Merhaba kısmındaki. Ve verileri gönder tıkladığımızda Ahmet Ergün ekrana gelmiş oldu. Buraya farklı bir şeyler yazabilirsiniz. Burada işte kullanıcıdan aldığımız verileri okuyabiliriz. Arkadaşlar burada farklı bir senaryolarda mesela ismi alıp değiştirip onun haricinde veri tabanına kaydettiğimiz kısımlar da olacak. Daha ilerleyen derslerde biz yine bunları da sizlerle beraber görüyor olacağız. Yani bir blok yazısı yapma, oluşturmayı, bunu veri tabanına kaydetmeyi, güncellemeyi, silmeyi, bunları da derslerimizde görüyor olacağız. Şu anda video uzun olması açısından dersimizi burada sona erdiriyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.